değil mi kızım her şey? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Misafir var dedin. Evet, var misafirimiz geliyor. Aslıcığım, kapıya bak hadi. Kim misafir? Vallahi bizim aileye bir şeyler oldu. Başımızı iş açanları misafir eder olduk. Emine, biz seninle ne konuştuk? Sussana kızım, duyacak. E duyarsa duysun. Hadi sen davet ettin, o niye kabul ediyor yani? Şşş, Allah Allah. Ayıp oldu Emine. Hoş geldin kızım, gel. Doktor hanıma teşekkür etmek için yemeği almak istedim. Sağ olsun. Seni ikna etti. Tevazu gösteriyor ama ben biliyorum. Rukiye Hanım. Ben bu gece için sizden özür dilerim. Benim size söylemem gereken şeyler var. Ali Rıza... Ben bugün çok enteresan bir video izledim. Sadi Aksoy ile ilgili. Dün gece gözümün içine bakarak tanımadığını söylediğin adam sana sesleniyordu. Ailede bunu konuşmanın yeri burası değil. Bu internetten usandık zaten. Ali Rıza ile ilgili habire birileri bir şey konuşuyor. Hatta Aslı bile dayısı için bir sayfa açmış. Habire bir şeyler paylaşıp durdu. Yok Rukiye Hanım. Yok. Böyle internete koyulabilecek bir türden video değil. Halide. Ben sana inandım Ali Rıza. Güvendim. Hadi beni kandırdın. Sen anneni nasıl kandırabiliyorsun? Halide, pişman olacağın şeyler yapma. Ali Rıza, doktor hanım ne diyor? Oğlum. Sen bize yalan mı söyledin? Davayı geri çekmedin. O eşkıyalarla uğraşmayacağım demedin mi oğlum? Anne. Söylesene Ali Rıza. Ben onlarla husumeti bitirmekle kalmadım. Emirlerine girip yeraltı dünyasının en acımasız adamlarından biri oldum desene. Hiçbir şey zannettiğin gibi değil. Seni kim yönlendirmişse yanlış yönlendirmiş. Beni kimsenin yönlendirdiği falan yok. Gözlerimle gördüm. Kızım ne gördün anlatsana. Bence sen anlat Ali Rıza. Annenin senden duyması daha doğru. Anlatacak hiçbir şey yok. Ben sizin başınıza öneyecek hiçbir şey yapmadım. Sizden çok özür dilerim. Ama Ali Rıza size bahsettiği gibi o pis işlerden vazgeçmedi. Maalesef babamla birlikte karanlık işlere girdiler. Rukiye Hanım, ben buna sonuna kadar karşı çıktım. Bunu babamın da... Ali Rıza'nın da yüzüne söyledim. Bir anne olarak sizin de bilmek hakkınız. Beni kandırdın. Ama aileni kandırma. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ben böyle olsun istemezdim. Çok özür dilerim.
Alişa. Bir açıklama bekliyoruz senden. Kayıcı, sen ne yaptın? Ne işlere bulaştın? Mafyaya girmek demek ne demek? Ben yanlış bir şey yapmadım enişte. Ben ne yapıyorsam Nihan'ın hesabını sormak için yapıyorum. Nihan'ıma kıyanlar gibi sen de masumların, günahsızların canına mı kıyacaksın? Ben bunları mı duyacaktım? Ne oldu oğlum sana? Anne, sen oğlunu tanımıyor musun? Ben masuma, günahsıza el uzatabilir miyim sence? Nereden bileceksin kim masum, kim günahsız? Kim neyi hak ediyor? Sana bunu tayin etme hakkını kim veriyor oğlum? Anne, sandığın gibi değil hiçbir şey. Bana inan, bana güven. Zamanı gelince anlatacağım, söz. Ya şu anda bana her şeyi anlatacaksın? Ya da bu evden gideceksin. Yapma anne. Sen ne yaptıysan kendine yaptın. Kendini kaybettin. Git. Kendini bulmadan, benim Ali Rıza'm olmadan gelme. Getir bir şey yap. Anne. Evladımızın derdine düştük. Bunları ihmal ettik Sabri. Ağam, senin oldu. Bunca sene sonra inimden çıktım. Hemen beni içeri tıkmak istiyorsun değil mi? Ali Rıza'ya Sadi Aksoy'u sen mi öldürttün? Sabri serin oldu. Ben seni tıp fakültesine gönderdik sanıyordum. Sen hukuku bitirip savcı mı oldun kızım? Baba, baba soruma cevap ver. Sen ne zamandan beri benden hesap sorar oldun? Sadi Aksoy'u niye öldürttün? Senin ortaya çıkmasını istemediğin şey ne baba? Halide, bir, Ali Rıza'nın Sadi Aksoy'u öldürdüğünü nereden çıkardın? İki, emri benim verdiğimi nereden çıkardın? Dahası... Sen Sadi Aksoy'u nereden biliyorsun? Bugün sayenizde öğrendim. Ama benim merak ettiğim 8 sene sonra onu öldürtecek ne öğrendiğin. Bu yaştan sonra bana kalbini kırdırtma. Haddini bil. Bunlara muhatap olacak, bu sorulara cevap verecek adam değilim. Tamam? Ben de bu saatten sonra seninle aynı evde yaşayacak bir kadın değilim. Tamam?
için var yine burada? Ailemin yanında hiçbir şey açıklayamadım. Açıklayamazsın tabii. Neyi açıklayacaksın ki? Açıklayamamamın nedeni senin sırrını herkesin önünde ortaya koymak istememdi Halide. Tamam o zaman şimdi anlat. Şimdi anlat. Bak bizden başka kimse yok burada. Anlat, dinliyorum. Sen bana söylediğinde Sadi'nin kim olduğuna dair gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Ama öldürürken vardı. Çünkü ben sana anlatmıştım. O iş öyle değil. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ben o videoyu vermek zorundaydım. Nasıl yani? Sadi'yi öldürmediğini mi söylüyorsun? Daha fazla bir şey söyleyemem. Ama bana izin verirsen sana bir şey göstereceğim. Abi, abi para abi. Abi çok hoşuna ne olur? Ne olur abi, bir çorba parası. Bak işine. Allah aşkına, bir çorba parası. Yaştık uzatma, ya. Ver yaştık. Şuna para. Sağ ol abi. Ne oluyor lan? Al çantayı. Lan sen bu paranın da kime ait olduğunu bilsen salavat getirirsin. Allah Allah ya. Asıl sen karşındakinin kim olduğunu bilsen korkudan altına... Ola. Yürekli bir adam olsa yüzünde maske olmaz. Doğru konuş lan. Senin karşında Mert Altay var. Arıza'nın tamam kardeşi. Tamam lan uzatma. Elirza, biz niye geldik buraya? Gel. Kimin evi burası? Niye geldik? Ne burası? Biz anahtarla girdik. Bak, bu fotoğrafta Sadi 17 yaşında. Bu da Behçet. Recep Aksoy'un sağ kolu. Fuat'ın kaldırıp konuşturduğu adam bu. Bu fotoğraftaki herkes ailenin intikamının alınması için öldürüldü. İki kişi hariç. Behçet ve Sadi. Nerede kaldın lan? Bu kaçıncı ha? Ben sana geç kalmayacaksın demedim mi? Abi hanım cazırtı çıkardı. Çocukları bir yere emanet edene kadar... Herkes! Bana ne senin hanımından, çoluğundan, çocuğundan. Şimdi git çocuklarını yalnız bırakma o zaman. Seni yerine birini buldum ben. Abi iş olmaz. Atın şunu dışarı. Atarım çocukları. Yapmayın etmeyin. Sadi Behçet'in öldürülmediğini öğrendiğinde onu aramış bulmaya çalışmış ama bulamamış. Bana anlattığına göre eldeki tek ipucu Behçet'in eski eşi. Senin ne işin var burada? Sana buraya uğramayacaksın demedim mi? He? Gelirsen ölürsün demedim mi? Behçet çocuğunu bırakıp gittin. Bari 3 kuruş para ver. Kızım Behçet yok, Behçet yok. Behçet öldü. Ne yazıyor kapının dışında? Kamil'in yeri. Bir daha buraya gelme. Şimdi kendini öldürtmeden defol git buradan. Sadi zaten Behçet'in öldüğüne hiçbir zaman inanmamış. Babasının arkasından iş çevirip ortadan kaybolduğunu düşünmüş. Mezarını açtırıp DNA testi yaptırmış. O adamın da yerini öğrenebildin mi? Sadi bilseydi öğrenirdim. O da bulamamış. Ama biz bulacağız. Sıkma canını ağam. Melek Hanımlara gitmiştir abla. Asi tabiatına alışkınız neticede. Takıldığım o da İsa abi. Halide Sadi Aksoy'u ne bilir, nereden bilir? Kimden bilir? Neyin peşinde bu kız? Müsaade edersen izlettireyim. Salman'ın adamı arıyor. Görüşmek istiyor tabii. Gelmek isterse geri çevirme.
Keyfiniz bol olsun Burak Bey. Vay! Golcü sahalara dönmüş. Fiko başkan geldi. Fiko hop! Fiko tuttu. Sektirerek adamları geçiyor. Kafayı vurdu ve gol oldu. Fiko attı, şampiyonluk geldi. Fiko başkan. Fiko başkan. Geçmiş olsun. Bastı beni, biliyor musun? Sevmiyorum yatmayı. İyi misin? Ağrısızı yok. Seni böyle güzel görünce bende ağrısızımızı kalmıyor ya. Keyfim yerinde Fiko. Ali Rıza kaput. Ali Rıza finito. Bitti. Ali Rıza'nın fişini çektim. Hatta konsorsiyuma çektireceğim. Bak gör abin neler yapıyor. Bak gör. Abi. He. Faik geldi, alayım mı? Gel buraya, gel. Gel namussuz herif, gel, 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 gel. Bak Fiko. Bu Faik'i hiç sevmiyorum. Hayır, onu seveni de sevmiyorum. Haysiyetsiz, yalancı, namussuz, tipi penaltı. Ama bunların hepsi senin işinin bir parçası. Ve ben işini iyi yapan insanlara saygı gösteriyorum Faik. Evet Cin abi. Hayırdır? Bak ne yaptı biliyor musun? Ali Rıza'nın kardeşini gaza getirdi. Galip'in çantacısına çöktürdü. Kime lan? Şevket'e Fikret abi. Şevket'e. Bunlar kar maskelerini takmışlar. Anlat lan. Abi şimdi biz kar maskelerini taktık böyle. Hani sotede bir yerde bekliyoruz. Ben tabii önden bir tane sinyalci yolladım bunlara. Bunlar abi yaklaştı, yaklaştı. Çat diye çöktük abi adamlara. Bunun koruması mort. Ben de bir kar maskesi var ya. İşi de garantiye alayım diye abi. Dikildim karşısına. Bana bak lan dedim, Şevket. Senin karşında kim var biliyor musun dedim. Ali Rıza Altay'ın kardeşi Mert Altay var oğlum dedi. Aferin lan. Adresini de yazıp yollasaydım bari. Yok, adres belli. Haşmet Gürkan'ın sağ kolu Ali Rıza Altay. Bak şimdi Galip onları nasıl patlatıyor. Bu mevzu niye patlamadı? Şevket saklanıyor Fikret Bey. Galip'in adamları da yana yakalı onu arıyorlar. Lan ya bulamazlarsa? Biz işimizi sağlama aldık Fikret abi. Olaydan sonra Şevket'i takibe aldık. Nerede saklandığını biliyoruz yani. Ya adam namussuzluk da sınır tanımıyor ya. Madem öyle, haber uçuralım Galip Atabey'e. Alsın adamını, mevzu patlasın. Yok, öyle hemen patlamasın Fiko. Yavaş yavaş, Galip sinirlensin. Bulamasın, daha da sinirlensin. Daha da sinirlensin, uykuları kaçsın. Sonra sabah gelsin, Ali Rıza'ya çöksün. Diyet diye kardeşinin kellesini istesin. Kapış? Okey. Sen o şirketin saklandığı yerin konumunu Fikret abine at. Sonra da basketlen, gözüm görmesin seni. Basketlen. Emredersiniz Burak. Biz sana haber verene kadar ortalıkta gezme. Çık git hadi. Afiyet olsun Burak. Ya bu Ali Rıza'ya çok üzülüyorum. Kardeşlerinden yana çok bahtsız. Hayırdır Salman? Evin gece manzarasını mı merak ettin? Manzaranın tadını çıkaracak hal mi bıraktın Haşmet ağa? Hem kendini hem beni zor durumda bıraktın. Konuşmamız lazım. Gel. Haşmet ağa, konsorsiyuma döndün. Maşallah. Ancak ilk darbeyi vurmak için niye beni seçtin anlamadım. Estağfurullah Salman. Benim kimseye bir darbe vurmak gibi bir derdim yok. Eski hukukumuzu hatırlatmak istedim, hepsi bu. Şimdi Sadi Aksoy'u aradan çıkardık. Silahları da teslim ettik. İş bilmez bir çocuk için bizi karşına almak istemeyeceğini düşünüyorum. Doğru mu? Haşmet ağa, doğru söylersin. Doğru söylersin ancak iş sadece benimle bitmiyor. Bu Sadi bana 4 parti daha silah vaat etti. Eğer bu silahlar 3 gün içerisinde sınırdan çıkmazsa muhatabımız sadece ben olmam. Ne demek istiyorsun açık konuş? Haşmet ağa,
Sen benim müşterilerimi az çok tanırsın. Eğer o silahları zamanında yetiştiremezsek, muhatabınız ben değil, silahı bekleyenler olur. Sen beni tehdit mi ediyorsun Salman? O korkumuza binaen içinde bulunduğumuz durumun vahametini bildirmek için söylüyorum. Eğer o silahları zamanında yetiştiremezsek, zaten benim kellem gider. Ancak sizi de bitirirler, haberiniz olsun. Hasan abiyi de evinden ettik. Teşekkür ederim. Ali Rıza, ben böyle olsun istemezdim. Videoyu izleyince kendimi kaybettim. Özür dilerim. Beni korumak için, bu işlere bulaşmama engel olmak için yaptığını biliyorum. Ama keşke bana güvenseydin. Ben bu zamana kadar kime güvendiysem hep güvenimi yıktı. Sanırım o yüzden kimseye güvenemiyorum. Yaşadıklarının ağır olduğunu biliyorum. Umarım bir gün bana güvenirsin. O zaman sen de benden bir şey saklamayacağını söz ver. Güven duymak öyle bir şey değil ki. Güvendiğin insana sorma gereği duymazsın bile. Çünkü onun doğru yaptığından eminsindir zaten. Umarım bir gün ben de bu tarif ettiğin duyguyu tadarım. Efendim Haşmet Bey. Ali Rıza neredesin? Mahalledeyim. Görüşebilir miyiz? Şimdi mi? Evet. Halide yanımda Haşmet Bey. Emanetime dikkat et. Merak etmeyin. Yarın ararım. Ne diyor babam? Görüşmek istedim. Yarın sabah konuşacağız. Misafirler yolcu etti baba. İyiyim. Sabri. Halide'nin peşine gönderdiğin adamı geri çek. Gerek kalmadı. Tamam abi.
Abi Allah belanı versin, ben bir şey yapmadım. Benim suçum yok abi. Sizden kaçmıyordum. Parayı bulup tamamlamaya çalışıyordum abi. Safra'yı görüyor musun Şevket? Bak bakalım. Lezzetli tek bir şey var mı? Göremezsin. Çünkü yok. Niye biliyor musun Şevket? Susma. Çünkü benim tansiyonum var Şevket. Sağlıklı kalmak için baldan, kaymaktan, bu dünyanın türlü nimetlerinden kendimi mahrum etmişken senin ne hakkın var lan benim tansiyonumu çıkartmaya? Abi yemin ediyorum her yerde para aradım. Denkleştirip sana getirecektim abi. Tek mi çift mi? Abi yalvarırım. Allah belanı versin. Ben paranı kurtarmak için elimden ne geliyorsa yaptım. Sen benim itibarımı iki paralık ettin yalan. Abi sonuçta senin ortakların da abi. Ne yapabilirim? Sıkacaktım kafasına. Arzan'ı kardeşim deyince tereddüt ettim. Neticede Haşmet Ağa'nın adamı. Ne diyorsun lan sen? Ulan madem böyle bir şey biliyordun, niye şimdiye kadar söylemedin? Niye gelip anlatmadın? Başla abi, bilemedim. Ben hayatta bir tek şansa inanır. İnsan kendi şansını kendi yaratmalı. Cevap ver. Tek mi şirk mi? Abi yalvarırım bir şans daha. Ben ne yapıyorum oğlum? Aha veriyorum bir şans daha. %50 şansım var. Söyle. Söyle. Çift. Şansın yokmuş be Şevket. Abi yalvarırım ne olur. Götürün buna 5 kuruşun sıkın. Abi ne olayım abi. Götür. Yalvarırım abi ne olayım. Ne olur. Öldürme abi beni. Yalvarırım. Alo. Fuat Bey. Acil toplanmamız lazım. Hayırdır Galip? Benim adamıma çöküp paramı çalacak kadar hadsizlik içinde olanlar var. Öfkeni anlıyorum ama bunun için toplanmaya gerek yok. Her kimse bunu yapan ezgitsin. İşin ucunda Haşmet Ağa olmasa ezmiştim zaten. Anlıyorum. Bugün derhal toplanıp konuşalım. Galip Şevket'i bulmuş ha. Ne ceza keser Ali Rıza'ya? Ceza sadece Ali Rıza'ya değil, Haşmet'e de kesilecek. Bu olaydan sonra kimse Haşmet'e destek vermez. Bugün Ali Rıza'nın, yarın da Haşmet'in başını ezeriz. Al babacığım. Teşekkür ederim. Hadi ben kaçtım. Şirkette görüşürüz. Ellerine sağlık Şebulotti. Yine harika kahvaltı hazırlatmışsın. Sağ ol canım. Fuat, şu evlilik meselesini ne zaman konuşacaksın Burak'la? Yani Melek Hanımlar akşam geliyor, bir tatsızlık çıkarır diye korkuyorum. Endişe etmeye gerek yok. Bugün toplantıdan sonra Burak'ın keyfi çok yerinde olacak. O zaman söyleyeceğim. Oo. Ben bayağı çay simitle geçiştiririz diye düşünüyordum ama sen bayağı mükellef kahvaltı sofrası kurmuşsun. Seni evinden ettim, kahvaltından etmeyeyim dedim. Fena mı? İyi çayları da ben koyayım bari. Koy bakalım. Açık mı içersin? Demli olsun. Sen de simitleri çıkar. Bak o elindeki simidi İstanbul'un başka hiçbir yerinde yiyemezsin. Ben bu simitleri yiyemiyorsam sen de bu omleti başka hiçbir yerde yiyemezsin. Ona göre. Allah Allah. Tamam. Buyurun bakalım. Yalnız benim kötü bir huyum var. Hı. Bir şeye çok alışırsam bırakmakta zorlanıyorum. Yani beni alıştırırsan her gün yapmak zorunda kalırsın. Yalnız bu öyle bir omlet değil. Böyle arada bir yiyeceksin ki özleyeceksin. Çok üzülmüşüm.
Efendim. Ne zaman? Tamam, geliyorum. Canım bir şey mi sıkıldı? Benim acil çıkmam lazım. Ama senden bir şey rica edeceğim. Behçet'i bulmak için benden habersiz lütfen bir şey yapma. Bir mesele var, çözüp geleyim, birlikte arayalım. Tamam? Hadi görüşürüz. Mert, neredesin? Geçen gece gittim müşteriye işte. Ha. Ah. Sıran yaraştı acaba? Ben de. Baba sen otur yap kayıntını. Ben arkadaşı bırakıp geliyorum. Biraz sen. Karşılığı olacak Ramço. Gel buyur. Ulan adam. Hoş geldin Rukiye Hanım. Rahmetli Mehmet Emin Bey'e vefa borcunu böyle mi ödüyorsun Kara Hasan? Hayırdır, bir kusurumuz mu onun? Mehmet Emin'in oğlu ateşlere düşmüş, sen seyrine duruyorsun. Bundan büyük kusur olur mu? Rukiye Hanım buyur otur, bir çay içelim konuşalım. Ben senin bir bardak suyunu içmem Kara Hasan. Eyvallah. Karalığımızı yüzümüze vurur durursun. Amenna. Ama ben ne yapıyorsam Ali Rıza'yı gözettiğim için yapıyorum. Sen gençliğini özlemişsin. O günlere dönmek derdin. Eğer birazcık Ali Rıza derdin olsaydı ona mani olur durdururdun. Rukiye Hanım. Gürül gürül akan suya set çekilmez. Taşar, yatağından çıkar. O suyun kaynağı belli. Sen benden daha iyi bilirsin o suyun kaynağının ne kadar gür olduğunu. Hadi Ali Rıza'ya mani olmayı beceremedin. Gelip bana söylemeyi de mi beceremedin? Koskoca adamlarsınız. O güvercin misali kız kadar yüreğiniz yok sizin. Rukiye Hanım. Halide. Biraz konuşabilir miyiz? Ali Rıza'ya biraz haksızlık etmişim. Durumlar benim düşündüğüm gibi değilmiş. Ali Rıza'nın babanla karanlık işlere girdiği doğru değil miymiş? Yok mu öyle bir şey? Sadece durumlar benim sandığım kadar kötü değilmiş. Bak. Sen dürüst, dobra, sözünü sakınmayan bir kadınsın. Bazıları seni kınayabilir, senden hoşlanmayabilir. Ama ben seni takdir ediyorum. Övünmek gibi olmasın ama seni bir parça kendi gençliğime benzetiyorum. O yüzden sana güvendim. Benim güvenimi kırma. Ali Rıza bu işe girdi mi, girmedi mi? Babamla çalıştıkları doğru. Ali Rıza intikam almak istiyor. Sanırım babam da zamanında yaptığı yanlışları düzeltmek istiyor. Ben bu yüzden bir araya geldiklerini düşünüyorum. Ben senin babanı sorup soruşturdum. Hakkında kötü bir şey duymadım. Lakin bana alınma. Baban iyi bir insan olabilir. Ama yaptığı işler bize göre değil. Benim oğlum için hayal ettiğim gelecek bambaşka. Size alınmadım. Aksine size hak veriyorum. Dün gece de çok üzüldünüz. Ben çok üzüldüm sizi. O yüzden tekrar çok özür dilerim. Senin özür dileyeceğin bir şey yok. Asıl benim sana teşekkür etmem lazım. Sen benim gözümü açtın. Ali Rıza'yı kurtarmak için son bir çarem var.
Bu yolu sen gösterdin bana. Herkes sana susman gerektiğini söyleyebilir. Ama doğruları konuşmak büyük bir erdemdir. Sen ol, kendinden şüphe etme. Ve bu erdeminden vazgeçme. Daha önce konsorsiyuma yapılan ihaneti kimden gelirse gelsin affetmeyeceğimi sizlere söylemiştim. Bugün maalesef burada bir ihaneti konuşmak üzere toplandık. Ne ihaneti Fuat kardeş? Bunu size iddia sahibi anlatsın. Benim adıma mekan işleten birine çöküp benim paramı el uzatan biri var. Ben gereğini illaki yapardım ama öğrendim ki bu kişi ortaklık hukukumuza halel getirebilecek biri. Onun için gereğini Haşmet Aga'dan yapmasını istiyorum. Abi daha önce söyledim sana. Bu çocuk arıza. Başına iş açacak dedim. Dinlemedin kardeşini. Yani siz hepiniz konuya vakıfsınız, bir benim haberim yok. Ali Rıza mı çöktü adamına Galip kardeş? Kardeşini göndermiş çökmesi için. Aga, bu affedilir bir suç değil. Doğrudur. Ben de senin gibi düşünüyorum Şeymus. Cürüm büyük, affı da zor. Ama yine de hüküm verirken merhametli olmanızı rica edeceğim. Cürümü işleyen ne de olsa gençtir. Hepimiz genç olduk. Hepimiz cürüm işledik. Bu gençlik meselesini de dikkate almak lazım. Öyle mi Fuat? Cürüm bana karşı işlenmiş olsa ben merhamet gösterirdim. Ama bu şartlarda takdir galibin. Daha dün tanıdığın bir kendini bilmez için merhamet istemek sana yakışmıyor Haşmet Ağa. Önce bir dinle Galip. Sonra yine hüküm senin. Tamam? Bu ne haksızlık? Cürmü işleyenlerden biri bu Fuat. Biz de buraya ceza kesmek için toplandık ya. Haksızlık bunun neresinde? Getirip önüme attın. İyi güzel de bu senin kardeşin değil. Rahmetli'nin bana söylediği, ona çöken kardeşin Mert Altay. Kardeşimin adamınıza çöktüğü doğrudur. Ama ben buna size kurulan büyük bir kumpası açığa çıkarmak için müsaade ettim. Abi, konuşmamız lazım. Mert'le konuştum. Yemi yokmuş gibi yapacak. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Mert'e yanaşan adam daha önce bana yanaştı. Beni tanıyor. Burak'ın bana kumpas kurduğunu ortaya çıkarabilmem için Mert'in icraatı yapması lazım. Sizden onu korumanızı istiyorum. Adım adım izletirim. En ufak bir zarar gelme riski oluştuğunda hemen müdahale ederiz. Tamam? Merak etme. Burak Ersoylu'nun adamı.
Haşmet aile sizi karşı karşıya getirmek için benim üzerimden oyun kurmaya kalktılar. Bu oyunu bozmanın tek yolu önümüze konulan yemi yutmuş gibi yapmaktı. Adı üstünde bir bahsediyoruz. Burada bir sözüyle mi hüküm vereceğiz? Az önce senin de söylediğin gibi Fuat Bey, takdiri benim. Dinlemek istiyorum. Korkma, ben hayvan severim. Ne olduysa anlat. Hayatının garantisi benim. Mert Altay'ı Şevket'e yönlendiren ve ona çökmesi için zarflayan benim. Ama bunu Burak Ersoylu'nun talimatıyla yaptım. Sonunda zarflanan biz olduk. Adamınızdan alınan paranın tamamı bu çantada. Biz bu işi sadece size kurulan tezgahı ortaya çıkarmak için yaptık. Beyler bugün kravat taktım, hiç bahsetmiyorsunuz ha? Dikkat ederseniz bugün çiçek gibiyim. Niye? Çünkü Galip bugün zar falan atmaz. Direkt sıkar kafasına. Ali Rıza'nın mı, kardeşinin mi? Ali Rıza benim. Kardeşine ne yapıyorsa yapsın. Heh, Rıfkı arıyor. Söyle kupa papazı. Bak keyfim gıcır. Bugün sen bile keyfimi bozamazsın. Hayırdır ya, ne oldu? Ha, tamam. Tamam. Geliyoruz. Hayırdır? Konsorsiyumda küçük bir arıza çıkmış. Halledelim diye bizi çağırıyorlar. Allah Allah. Ne oldu acaba? Açlar aç. Aç Jardel aç. Bir müzik aç aç. Doktor hanım. Ali Rıza'nın işi biraz uzayacakmış. Adres gönderdi. İsterseniz sizi ben götürürüm. Olur Hasan abi, gidelim. Heh, kupa papazı. Müsait mi babalar? Müsaitler, bizi bekliyorlar. Vay arkadaş. Kendi cenazesine bu kadar erken geleni de ilk defa görüyorum. Daha çok ihlal yaşatacağım sana. Bakalım kaldırabilecek misin? Sana bir havalar gelmiş. Bak görüyor musunuz? Babaların gölgesinde yaşamak bile insanı havaya sokuyor. Güzel güzel, tadını çıkar. Birazdan alacağım alanı ben senin. Bekliyorum. Buyurun, geçelim. Mevzuyu biliyorsun Burak. Bir de seni dinleyelim istedik. Ah Galip amcam ah. İşte. Bu aleme hızlı girenlerin kaderi bu. Kimilerine yol verilir, kimilerine yüz. Bu arkadaşa ikisi birden verildi. Yazık.
kaldıramadı. Şımardı, havaya girdi. İşte Ali Rıza bu işin havasının, kardeşi de hasılatının peşine düştü. Bütün bunları biliyordun madem, niye müsaade ettin? Ben gerekli uyarımı yaptım Galip amca. Haşmet amcama konuştum. Ama o beni dinlemedi. İşte yol yordan bilmeyen, rajon bilmeyen, hayatında bir deste parayı bir arada görmemiş adamı sağ kolunuz yaparsanız maalesef olacağı bu. Lafı çevirip durma Burak. Neyse gerçek anlat bir an önce. İşin arkasında Faik varmış. Talimatı senden aldığını söyledi. Ne güzel vallahi. Tezgahı kurmuşlar. İcraatı yapmışlar. Sonra da bütün ihaleyi bana mı yıkıyorlar? Kimsenin sana bir şey yıktığı yok Burak. Sen kendi kendini yıktın. Sen bu alemin içinde doğdun. Bu alemin içinde büyüdün. Bu yaptığının cezasını biliyorsun değil mi? Burak'ın yaptığının affedilir bir tarafı yok. Ancak Ali Rıza'nın kumpası bize haber vermemiş olması da büyük küstahlık. Madem ortada bir mevzu var, gelip bize anlatırsın. Galip'in adamına çökmek ne demek? Benim oğlum diye sakın ola ki hükmünden geri durmayasın Galip. Gençlerin akıllanmaları için ara sıra kulaklarının çekilmesi lazım. Verilecek ceza Galip kardeşin muhtesindedir. Fakat bana sorarsanız bütün bu olanlar bu iki delikanlının sürtüşmesinden oluyor. Yani bence bir an önce bu sürtüşmenin bitirilmesi şart. Ben daha hükmümü açıklamadım Şeymuz Bey. Önce hüküm verilir, sonra infaz edilir. Doğrudur Galip. Doğrudur. Nedir hükmü? Ali Rıza hadsizlik etmiş. Usulü erkana riayet etmemiştir. Kaideleri çiğnemiştir. Ancak bunu kendisine kurulan kumpası ortaya çıkarmak için yaptığı bellidir. Bize olan sadakatini de göstermiştir. Onun için hükme gerek yoktur. Şimdilik uyarmakla yetiniyorum. Burak'ın hükmü bellidir. Lakin onun da bize hizmeti çoktur. Haşmet Han'ın dediği gibi işlediği cürmü gençliğine vermek gerekir. Aynı şekilde Şeymuz Bey'in de belirttiği gibi madem bu olaylar sürtüşmelerden çıkıyor, o halde verdiğim hükümle sürtüşmeyi bitirmek isterim. Burak Ali Rıza ile husumetini bitirip bundan sonra birlikte çalışacak. Bize bu şekilde hizmet etmeye devam edecek. Galip amca, sen kendi kafana sık diyorsun. Ben senin kestiğin cezadan bunu anlıyorum. Yanlış anlıyorsun yeğenim. Ben sana kafanı düzelt. O zehir gibi kafan bize lazım diyorum. Konsorsiyumun hükmü tartışılmaz Burak. Racon kesildi, ikiletme. Hükmünüz benim için bir emirdir. Emrinizi en iyi şekilde yerine getirmek için her şeyi yapacağımdan bir kuşkunuz olmasın. Evet Galip. Her zamanki gibi verdiğin hükümle adaletini gösterdin. Gençlere derslerini de verdin. Güzel. Bu konu kapandığına göre
önemli başka bir konu var. Ona geçelim. Salman. Dün gece ziyaretime geldi. Söz verdiği silahları veremediği için teslim alacak adamların ki bunların ne kadar tehlikeli adamlar olduğunu izaha gerek yok. Kendisini sıkıştırmaya başladıklarını söyledi. Madem adamımı öldürdünüz, onun söz verdiği silahları siz verin diyor. Ne kadar silah vaat etmiş? Bu kadar kısa sürede bu kadar malı nereden buluruz? Sevkiyattaki aksamadan bizi sorumlu tutuyor. Haklı. Silah alacak adamlar, müşteriler de öyle. Eğer silahları zamanında teslim edemezsek, beni gömdükten sonra size gelirler diye tehdit ediyor. İşler bu noktaya geldiyse sorun sadece para değil. Hepimizin hayatı tehlikede demektir. Ne yapıp edip istediği teslimatı yapmamız lazım. Eğer müsaade edersiniz ben o silahları bulurum. Bunca yıldır silah işiyle uğraşıyorum. Böyle özgüvenli konuşamam. Nereden bulacaksın? Bahsedilen çatapat değil, onu hatırlatayım. Sadi siparişi verdi bir kere. Silahlar yolda. Tedarikçisinin Sadi'nin öldüğünden haberi yok. Eğer bana izin verirseniz, o öğrenene kadar çoktan o silahları almış olurum. Denemeye değer. Galiba başka bir şansımız da yok. Ne dersin Şemus? Aga haklı. Ali Rıza silahları bulsun, Burak da sevkiyatını yapsın. İlk işlerini bitirsinler ki Galip kardeşin verdiği hükmün meyvelerini görmeye başlayalım. Galip. Nasıl geçti abi? Sıkıntı yok Mert. Sayende büyük iş başardık. Faik şerefsizin ne yaptılar? Patronlar canını bağışladı. Ama Burak denen herif ne yapar bilmiyorum. Çakal. Aklınca beni kafalayacak. Yaşadık lan fincan. Burak Ersoylu var ya, yaptığımız icraatı unutmaz ha. Ama bir süre ortalıkta görünmememiz lazım. Ne oluyor lan, ne bu hali? Selamun aleyküm. Ne oluyor lan? Şimdi ne yapıyoruz abi? Sen Burak'tan ayrılma. Annemi de yalnız bırakma. Aklım ona takıldı çok. Abi ne olacak bu iş böyle? Bir iki gün geçsin. Biraz yatışsın, ben alacağım annemi gönlünü. Abi, müsaade et bundan sonra yanından ayrılma. Bundan sonra bizim için ayrılmak diye bir şey yok. Sırt sırta verip birlikte mücadele edeceğiz, tamam mı? Sen durağa dön, benim bir yere uğramam lazım. Tamam abi. Mert! İyi ki varsın aslanım.
Hayır. Anlamıyorum. Yani bir tezgah dönüyor ve ben bunu anlamıyorum. Ne oluyor? O Mithat niye benim arkamda durdu baba? Bak bir oyun oynuyor. O süslünün ne çıkarı var bende? Neyin peşinde o? Niye benim arkamda baba? O arkamda durunca bak ben bir tedirgin oldum. Evlat, onlar bir oyun kurmuşlarsa baban da boş durmadı. Elbet biz de kurduk bir oyunu. Sen istediğim gibi davranırsan eğer, bundan sonra Mithat her zaman senin yanında olacak. Ne yapmam istersin baba? Her şeyin bir sırası var. Önce şu işi konuşalım. Şayet Haşmet ve Ali Rıza bu silahları bulmayı becerebilirlerse, ki böyle bir şeyin gerçekleşmesi, bundan sonraki silah sevkiyatlarının bizim elimizden gidip onlara geçmesi anlamını taşır. Bence beceremezler. Beceremezlerse de Salman'ın, hatta arkasındakilerin çok büyük düşmanlıklarını kazanırlar. İşte onun için yapmamız gereken şey sadece onların silahları bulmasına engel olmak değil. O silahları onlardan önce bulup bu sevkiyatı bizim tamamlamamız lazım. Burada oyunu doğru kurabilirsek şayet Haşmet'e karşı kaptırdığımız mevziyi geri kazanırız. Öyle bir oyun oynadın ki konsorsiyumu karşına muhatap olarak almayı becerdin, tebrik ederim. Kutlama yapacak durumda değiliz. Çözmem gereken acil bir mesele var. Neymiş o? Konsorsiyumun sevkiyat işini Haşmet Ağa'ya, dolayısıyla bana verdiler. Nasıl oldu? Sadi'nin sevkiyatını sekteye uğratınca Salman'ın acil ihtiyacı doğmuş. Ne? Silahları bulabileceğimi söyledim ve işe aldım. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? Sen böyle bir şeye nasıl cüret edersin? Ben sana dikkat çekme diyorum, senin yaptığına bak. Adamların simasını bilmiyorsun. Daha yerini hazmetmedin. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Elime bir fırsat geçti, değerlendirdim. Eğer ben bu fırsatı değerlendirmeseydim, bir daha konsorsiyumun kapısından girene kadar sen çoktan emekli olmuş olurdun. Peki silahları nereden bulacaksın? Sadece tedarikçisinden. Sen o iş o kadar kolay mı zannediyorsun? Adam seni tanımıyor, güvenip silah mı verecek? Sen o adamın yerini bana ver, ben o silahları alırım. Ya güzellikle ya zorla. Her türlü alırım. Bu kadar hızlı gidiyorsun ki sonunda ya konsorsiyum yıkılacak ya biz yıkılacağız. Silahları bir an önce bulalım ki yıkılanmış olmayalım. Oğlum silahları bulmak değil mesele, sevkiyatı öğrenmek. Silahların nereye sevk edildiğini, hangi noktalara sevk edildiğini öğrenebilirsek işte o zaman silah ticaretini yıkabiliriz. Sokak tamam. Numarayı bulalım. Doktor hanım bana Ali Rıza da bir şey söylemedi. Önemli bir şey mi var? Bizim ne işimiz var bu mahallede? Burası. Burası mı? Evet. ...2465 sokak. Bu. O zaman şu kapı doktor hanım, bu mavi kapı olsa gerek. Sen bekle Hasan abi. Ben geleceğim. Buyur. İyi günler. İşinizle ilgili konuşmak için gelmiştim. Bırakın artık peşimizi. Geberdi gitti işte. İşinizin yaşadığını biliyorum. Fazla vaktinizi almayacağım. Tamam git kardeşim.
Lütfen. Alo aslanım. Efendim abi. Ya biz bu senin gönderdiğin adrese geldik. Doktor hanım da buradan bir evden içeri girdi ama burada durumlar sıkıntılı sanki. Abi sen sadece eşlik et Halide'ye. Şimdilik müdahale etme. Tamam Erza, tamam da sen de bir şey anlatmadın oğlum. Bu kızcağız neyin peşinde, biz buraya niye geldik? Abi buluşunca konuşuruz. Tamam. Peki eşiniz sizi hiç arayıp sormadı mı? Allah onun boyunu devirsin. Bunca yıl öldü bildim. Sıkıntı çektim. Meğer o sefasını sürermiş. Yaşadığını nasıl öğrendiniz? Bunun eski çalıştığı bir adam vardı. Onun oğlu çıktı geldi. Sade Aksoy. Hmm, tesmi yaptırmış ne? Mezardaki Behçet çıkmamış. O da senin gibi arıyordu. Sade mi yolladı seni? Hayır. Peki eşinizin yaşadığını öğrendikten sonra onunla görüşmeye çalışmadınız mı? Ya da o sizinle temas falan etmedi mi? Edecek olsa ederdi. Az önce sefasını sürüyor dediniz ama. Sıkıntı da olsa kapama dayanırdı. Ondan dedim. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz doktor hanım? Biraz ileride bekleyeceğiz Asım abi. Aradığımız adam mutlaka gelecek. O buraya gelmez. Ama nerede bulacağınızı söylerim. Tabii istediğimi verirseniz. Ne istersen veririm. Burak Ersoylu konsorsiyum üyelerinden birine kumpas kurmuş. Verebildikleri ceza bu mu? Bu alemde güçlü olmak için sadece bilek kuvveti yetmez delikanlı. Hamlelerinde, stratejilerinde bileğin kadar aklını da kullanmalısın. Misal biz yeterince güçlü olsaydık Galip Burak'ın kellesini istemek için hiç tereddüt etmezdi bugün. Güç dengesi Fuat'tan yana olduğu için onu borçlandırmayı tercih etti. O zaman dengeyi biraz lehimize çevirelim. Silahları getiren adamın izini buldum. Mihail Oliç. Mihail Oliç. Sırp. Biz hiç Sırplarla çalışmadık. Demek piyasaya girmek için Sadi'yi kullanmaya karar verdiler. Silahları Türkiye'ye getirme ve teslim etme işini bu adama vermişler. Belki de kesenin ağzını açıp bu işi gürültüsüz halledebiliriz. Ben o kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Bunlar Sadi üzerinden yeni bir hat oluşturmaya çalıştılar. Biz adamların işine çomak soktuk. Ali Rıza haklı ağam. Konsorsiyumun teker olmasından rahatsız olanlar buna müsaade etmez. Biz yine de önce ticareti deneyelim. Yeni bir hat belki bizim için de iyi olur. Ben güzelce teklifimi yaparım. Hangisini tercih edersin? Sabri, bu herifi siz de araştırın. Bağlantılarını falan öğrenin. Neyle karşılaşacağımızı bilelim. Olur ağam. Ali Rıza. Halide bu Sadi işini nereden öğrendi? Sizden. Sizin konsorsiyuma kanıt diye götürdüğünüz videoyu Burak Halide'ye izletmiş. Keşke bunu bana sabah söyleseydin, konsorsiyumda hesabını sorardım. Özellikle söylemedim.
Sebep? Bir anlık öfkeyle Halide'yi konsorsiyum konularına bulaştırmanızı istemedim. Doğru düşünmüşsün. Sussam içimde kalır. Söylesem Halide ile Burak'ı aynı cümlede anmak bile zul gelir. Peki Halide neyin peşinde? Sana bir şey anlattı mı? Müsaade ederseniz açık konuşayım Maşfet Bey. Ben kimsenin sırrını bir başkasına anlatacak biri değilim. Konum siz bile olsanız, kızınızın size anlatmadığı bir şeyi benim anlatmam pek doğru olmaz. Nasıl ki sizin sırrınızı başkasıyla paylaşmıyorsam, onunkini de paylaşmam. Saklarım. Başka bir şey yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Ali Rıza, Sabri'yi de yanına al. Tek gitme. Buyurun. Murat Bey, hatırlatmak isterim ki burası bir iş yeri. Ben fazla vaktinizi almayacağım. Bir paketiniz vardı, onu bırakıp hemen gideceğim. Ne bu? Küçük bir hediye. Yalnız belirtmek isterim ki ben pahalı hediyelerden pek hoşlanmam. Ha. Ama bu paha biçilmez bir hediyeydi. Nasıl yani? Açıyorum. Ya. Murat, çok teşekkür ederim. Hayatımda aldığım en güzel hediye. Ya kaybettiğini söylediğinde yüzündeki üzüntüyü görünce getirmeden edemedim. Bir 10 dakikayı hak ettim artık, değil mi? Tabii, buyurun. Kolay olmadı çünkü. Ben seni sonra arayayım mı? Biraz meşgulüm çünkü şu an. Ali Rıza elden gidiyor. Deme. Ne? Yani dün o doktor kızı eve getirmiş. Hasan abinin evine. Bütün geceyi baş başa geçirmişler. Biraz sabaha kadar kimse çıkmadı eve. Ali Rıza ile baş başa. Hasan abi evdedir. Belki nereden biliyorsun? Vallahi ben gördüğümü söylüyorum. El ele göz göze girdiler içeri. Gözümle gördüm. Ya 2-3 dakika sonra da Hasan abi çıktı evden zaten. Bunu artık rahatsız etmek istemedi herhalde artık. Ne yapacaklarsa. İyi. Allah Mesut Bahtiyar etsin o zaman. Kusura bakma. Sen iyi misin? Murat, sonra konuşsak olur mu? Benim biraz çalışmam gerekiyor da. Alo, abi ben Behçet. Ne istiyorsun Behçet? Abi peşimde birileri var. Behçet, yine para koparmak için bir numaralar peşindeysen hiç havamda değilim. Moralim çok bozuk, hırsımı senden çıkarırım. Yok yok abi, öyle değil. Haşmet Ağa'nın kızı. Bizimkinin evine gitmiş. Beni arıyormuş. Alo.
işi varmış bunun burada? Adam vücut geliştirme şampiyonu. Nasıl yani? Kasları sıkılaştırınca vermiş işlemiyor mu? Onu şimdi göreceğiz. Oğlum sen burada kal. İyi adam. Hayır, sen misin? Kimin sorduğuna bağlı. Satmak için silah getirdin, sipariş eden öldü. Eğer malların geri dönsün istemiyorsan anlaşacağın kişi. Sadi'yi sen öldürdün demek. Buraya geçmiş konuşmaya değil, ticaret yapmaya geldik. Biz ölülerle ticaret yapmayız. İznisini. Buna domuz kurşunu da işlemez. Şuna bak. Silahlar nerede? Bunu sizin yanınıza bırakırlar mı sanıyorsunuz? Buraya insan gibi geldik, ticaret yapalım dedik. Bunlar hayvan çıktı Ali Rıza. Hayatın birinci kuralı, taşıyamayacağın ağırlığın altına girmeyeceksin. Dünyada kendi ağırlığının 3 katını kaldırabilen bir tek rahmetli Naim'di, biliyor musun? Bir adama bir şans verelim. Belki ikinci adam olur ha? Bir daha sormayacağım. Silahlar nerede? Can korkusuyla Naim'in rekorunu kıracağım. Kaldır! Söyleyeceğim! Kaldır! Bu sefer işi sıkı tutuyoruz. Alışverişini ona göre yap. Ali Rıza silahları bulursa ona göre hazır olalım. Abi bulamaz. Sırp mafyası canını verir, malını vermez. Fiko, sen dediğimi yap. Alışverişini yap, hazır olalım. Mesele Ali Rıza değil. Onun arkasında Haşmet Gürkan var. Ali Rıza'yı palazlandırmak için, o piyonu güçlendirmek için gerekirse bütün servetini verir. Anladım abi. Ben hazırlığımı yapayım. Gerek kalmazsa da çoluk çocuk sevinir. Artık ne yapıyorsan git mahallene dağıt. Fikret, bizi bir yalnız bıraksana. Hayırdır abi? Halide. Behçet'in peşine düşmüş. Behçet kim? Recep Aksoy'un sağ kolu. Tamam abi. Düşsün. Ne olacak ki? Gider mezar taşında bir dua okur döner. Abi Behçet mezarda değil mi? Abi Behçet sendeydi. Sıktın değil mi abi? Sıkmadım oğlum. Adam yalvarınca sıkamadım. Abi sen ne yalvarmasın namaz ediyorsun ya? Ne yalvarmasın namaz ediyorsun? Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın abi? Böyle bir şeyi benden nasıl gizlersin? Ne yapacağız şimdi? Ha? 8 senedir yok. Ha? Nereden çıktı bu? Ben buna biraz para vermiştim. Kendine yeni bir kimlik aldı, yeni bir hayat kurdu. Halde bir iz bulmuş olmalı ki peşine düşmüş. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın abi? Hadi yaptın. Benden nasıl saklarsın? Sıkacaktın ya. Sıkacaktın, olacaktı, bitecekti. Ne olacak şimdi? Abi babam bunu duyarsa seni ben bile kurtaramam. Başlatma lan babam lan. Ne yapacağız, sen onu söyle. Ben Halide'nin neden Sadi'nin sonra da Behçet'in peşine düştüğünü biliyorum. Sonuç olarak Halide'nin Behçet'i bulmaması lazım.
Bulsun abi. Bulsun. Burak. Bulsun. Dur. Bulsun. Güzel. Sen bana bırak. Behçet bir daha başını ağrıtmayacak. Ne yapacaksın? Sen bana bırak. Of kızım ya. Ne bu böyle git gel. Vallahi başım döndü ha. Ne bu endişen senin ha? Anne ben endişelenmiyorum. Soracağım sadece. Tamam gelsin sorarsın. Hoş geldin canım. Teyzeciğim. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Hoş buldum. Neyin var senin? Yok bir şey teyze öyle. Babamla atıştık biraz. Birkaç gün sizde kalsam olur mu? Herhalde. Burası senin evin. Tabii ki kal. Kızım şu büyük odayı hazırlar mısın Salda Hanım? Hadi geç oturun siz. Ben bakayım şu odayla ilgileneyim. Tamam, hadi. Hayırdır Derya? Sen ne konuşacaksın benimle? Dökül bakalım. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Burak bir düş yakamdan. Halde... Senin Burak'la durumun ne? Benim Burak'la ne durumum olacak Derya? Söylememe bile gerek yok. Fuat amca babamla konuşmuş. Burak'la benim evlenmemizi istiyorlar. Ne? Kafayı mı yemiş onlar? Eniştem herhalde ciddi böyle bir şey düşünmüyordur. Derya, sen merak etme tamam mı? Rahat ol. Zaten Burak'ı böyle bir şey için hayatta ikna edemezler. Senin bir şey bile yapmana gerek kalmadan bu iş çözülür. Olmaz. Zaten seninle ilgilenmez diyorsun yani. Ya tabii ki öyle. Bak dediğim gibi Burak'ı zaten ikna edemezler. Sen rahat ol. Ama benim anlamadığım eniştemle teyzem nasıl böyle bir şey düşünebiliyorlar? Niye halde? Burak'ın benimle ilgilenmesi hiç olmayacak bir şey mi? Derya sen ne diyorsun? Sen Burak'ı tanımıyor musun? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Ne anlamda? Burak gibi bir manyakla gerçekten bir şey yaşayabileceğini mi düşünüyorsun? Asıl sen nasıl farklı olabileceğini düşünüyorsun Halide? Bak sen bir adamdan hoşlandın sıradan, kendi halinde biriydi. Şimdi babanın sağ kolu oldu. Bizim dünyamız bu. Bunu kabul etmezsek mutlu olmamıza imkan yok. Derya bak tamam. Tamam diyelim ki öyle. Ama bütün olanlar senin gözünün önünde oldu. O gece Burak'ın söylediklerini sen kendi kulaklarınla işitmedin mi? Böyle saplantılı biriyle gerçekten bir şey yaşayabileceğini düşünüyor musun Derya? Burak'ın böyle olması biraz da senin suçun. Kusura bakma. Hiç mi hoşuna gitmiyor sana olan ilgisi? Hiç mi gururunu okşamıyor? Sen o kapıyı kapısaydın, Burak senden çoktan vazgeçmişti. Ben Burak'a umut verecek ne yapmışım? Hem yakamdan düşmüyor diyorsun, hem onunla geçen yemeğe gitmişsiniz. Peşini bırakmasını istediğin bir insanla yemeğe giderek sence de o kapıyı aralık bırakmış olmuyor musun halde? Derya bak. Durumları biliyorsun. Benim onunla görüşmemin senin kafanda kurduğun saçma sapan şeylerle hiçbir ilgisi yok. Neyle ilgisi var? Ali Rıza'yı kıskandırmak için mi yaptın yoksa? Çünkü o da hemen peşinden gelmiş. İki adam senin için bayağı kapışmışlar. Kendine yazık edeceksen senin bileceğin iş. Ama rica ederim, içini rahatlatmak için beni saçma sapan şeylere bulaştırma. Aa, kızım nereye gidiyorsun? Teyze siz ne yapıyorsunuz? Sen nasıl izin verebilirsin böyle bir şeye? Derya'nın geleceğini hiç mi düşünmüyorsun sen? Yavrucuğum, ben zaten onun geleceğini düşündüğüm için böyle davranıyorum. O benim kızım. Bak onlar Burak'la iyi bir çift olacaklar. Güven bana sen. Hem sen neden endişeleniyorsun bu durumda? Kurtulacaksın o adamdan işte. Halide.
Halil'le konuşmamız lazım. Kolyenle ilgili. Neredesin? Gerek yok. Ben geliyorum. Sen benim kolyemle ilgili ne biliyorsun? Sakin ol. Oturalım mı? Bak bunlar böyle ayaküstü konuşulmaz. Burak ben oturmaya falan gelmedim. Ne biliyorsun anlat. Kolyeyi bulduğunu biliyorum Halide. Bendeydi. Ali Rıza'nın durağının orada düşürmüştüm. Kolyenin senden düştüğünü kabul ediyorsun yani. Evet. Ne var bunda? Bunda ne mi var? O kolye. Ailemin katledildiği gece benim boynumdan çekilip alındı. Sen ne dediğinin farkında mısın? Sence senden düşmesi biraz garip değil mi? He? Garip olan şu halde. Niye gelip bana sormuyorsun? Hı? Gelip bana sor. Ne diye Sade Aksoy'un peşine düşüyorsun? Lafı uzatma Burak. O kolyenin sende ne işi var? Bana onu anlat. Senin abilerin benim en yakın arkadaşlarımdı. Çocukluk arkadaşlarımdı. Ben onlarla beraber büyüdüm. Emin ol, abilerinin yıllarca yasını tuttum. Onların intikamını almakta da üzerime düşeni yaptım. Kolye Sadi'nin kuzeninde çıktı. Ben de gittim, ondan geri aldım. Eğer babanın doğum gününü kutladığımız gece konuşmam bitseydi, ceketimden sana yüzük değil, o kolyeyi hediye edecektim. Sana verilebilecek en güzel hediyenin kolyen olduğunu düşündüm. Ama fırsatım olmadı. Madem kolyem yıllardır sendeydi, vermek için niye bunca zaman bekledin? Beni sevmeni bekledim Halide. Bir kez olsun onu görmek istedim. Kolyeyi sana verip kalbini o şekilde kazanmak istemedim. Gözlerinde sevdiğini, sevebileceğine dair küçük de olsa bir ışık görmek istedim. Ondan sonra verecektim kolyeyi. İn. Silahlar burada mı? Burada. Kaç adamın var burada? Burada kimse yok. Silahları beklemesi için iki adam var sadece. Aç kapıyı. Haydi haydi!
Böyle gideceğiz. Silahlar ahırda. Oğuz, sen kapıda kal. Gelen giden olursa arkamızı kollarsın. Tamam abi. Usta, neyi bekliyoruz ya? Hadi dalalım da, hadi dalalım ya. Oğlum bir sakin, bir dur ya. Ali Rıza bekleyin dedi, bekleyeceğiz o kadar. Ferit. Allah Allah. Sessizlik hoşuma gitmedi Ali Rıza. İkisinin de leşini istiyorum. Usta işte neyi bekliyorsun? Hadi de hadi ya. Vücut çalışmışsın da bacak çalışmayı ihmal etmişsin ha? Malzemeleri aldık. Elinize sağlık. Sevkiyatın detaylarını konuşmak için Burak'ı çağıracağım. Sen de gel birlikte konuşalım. Tamam. Sabri, burası sende. Aslanım, bunu ne yapacağız? Onun sporu yarım kalmış. Sabri tamamlar diye düşünüyorum. Hadi kolay gelsin. Bizim bir ata sporumuz var Cirit. Duydun mu hiç? Sana bütün inceliklerini öğreteceğim. Eline sağlık anne ya, çok güzel olmuş vallahi. Afiyet olsun oğlum. Ah. Ha, benim boğazımdan geçmiyor yani şimdi böyle. Ne oldu? Ya ne oldusu mu var anne? Biz burada ziyafet veriyoruz. Abim orada simit mi yiyor, kuru ekmek mi kemiriyor artık? Ne yapıyor adam belli değil yani. Mert, niye üzüyorsun annemizi? Hasan abi çok güzel yemek yapar anne. Hiç merak etme, onların karnı toktur orada. Anne yemeği gibi olmaz ama Rasim. Değil mi? Ben arayayım abim o zaman, diyeyim ki annemin boğazından geçmiyor. Gel abi diyelim, beraber gelelim Rasim. O benim sözüme gelmeden bu eve adım bile atamaz. Hayırdır Kanca?
Ben en son bıraktığımda aranız bozuktu. Ne oldu? Ballı kaymak olmuşsunuz. Biz abi kardeşiz enişte. Etle tırnak gibiyiz yani. Olur öyle arada kardeşler arasında. Tabii. Ya iki gündür fotoğraf asamıyorum. Olan benim hesabıma oldu. Herkes soruyor, fotoğraf yok. Tamam Aslı'cığım. Beni çek o zaman. Öyle cacık yerken falan. Hı? Vallahi bak abimden daha çok takipçi şey yaparsın yani. İyi akşamlar Haşmet amca. Halide evde yok herhalde ha? Burak, benim sabrımı zorlama. Sen nasıl oluyor da konsorsiyumun işlerini Halide ile konuşuyorsun? Ha? Bugün Ali Rıza'nın karşısında çok ezildin. Bir de ben ezmek istemedim. Ama böyle devam edersen amcalık hatırı da bir yere kadar. Haşmet amca. Ne? Ben bugün olmasam... Ee? Sade Aksoy'un tıfılı... Sille tokat dövecekti. Ben yetişmeseydim. Ben kurtardım Haşmet amca. Ben Halide zarar görmesin diye etrafındayım. Burak, haddini bil. Halide'ye kalkan el kırılır, bedelini öder. Ama o bedeli ödetecek olan sen değilsin. Anladın mı? Ali Rıza mı Haşmet amca? Evet, Ali Rıza. Artık Ali Rıza demek, ben demek. Müdahale edilecek bir şey varsa Ali Rıza müdahale eder. Tamam mı? Anladın mı? İyi adam da lafın üstüne gelir. Ali Rıza silah işini halletti. Sen sevkiyatı yapabilecek misin? Onu söyle. Yapamayacaksan onu da o ayarlasın. Seni tebrik ederim. Yürekten. Gerçekten ben kıvıramayacağını düşündüm. Ama iyi icraat. Helal. Tırlar hazır mı? Silahları fazla bekletemeyiz. Bir an önce sevk etmek lazım. Dakika bir acemilik. Neyse, ben sana öğreteceğim. Önce malın sahibi mala bakar, kalite kontrolünü yapar... Onay verir, parayı yatırır, sevkiyat ondan sonra başlar. Salman sabah gelip bakacak. Ödemeyi yapar yapmaz sevkiyatı başlatırsın, tamam? Bugün güçlerimizi birleştirince birlikte ne kadar kuvvetli olduğumuzu gösterdiği için... Sevgili Mithat'a teşekkür etmek istiyorum. Ve kadehimi onun şerefine kaldırmak istiyorum. Melek, Burak'a destek olduğumu gördüğünde... Haşmet'in yüzü kireç gibi oldu sevgilim, görmeliydin. Merak etme hayatım, daha çok sık göreceğiz. Oturmayalım mı? Tabii. Anladığım kadarıyla siz Derya'yla konuşmuşsunuz. Nasıl karşıladı? Sıcak bakıyor mu? Tabii. Hatta inanmayacaksınız bizden çok daha fazla istiyor bu evliliği. Sen Burak'la konuşma fırsatı yakaladın mı Fuat? Bu akşam konuşacağım. Ama bugün toplantıda senin ona desteğinden sonra o da bir şeylerin farkında. Sen? Bence bir an önce konuşun. Başkasından duymasın Burak. Bizden başka bilen var mı ki? Bugün Halide bize geldi. Derya da kendisi söylemek istedi. Çünkü konu Burak olunca... Konu ben miyim? Demek söz konusu benim. Ve ben yokum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak. Melek Hanım, sizleri bizde görmek... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kutlama kadehleri de çıkmış. Şebo'nun kıyafetiyle uyumlu. Demek ki özel bir gün. Sürpriz var. Neyi kutluyoruz?
Ha, konu da benim. Burası tam bir konsorsiyum olmuş ya. Ha? Konu benim ve karar alınmış. Ne aldınız? Aldığımız karar sadece seninle ilgili değil Burak. Bu karar hepimizi oldukça ilgilendiriyor. Ve eminim ki öğrenince sen de çok mutlu olacaksın. Mutlu olacağım. Mithat Burgaz ve Fuat Ersoylu bir karar aldı ve ben mutlu olacağım. Siz ikiniz bir şey kazanmadan kimseyi sevindirmezsiniz. Bunun bana maliyeti ne olacak acaba? Bak evlat. Geç şöyle, otur öyle konuşalım. Ha, oturmalı. Bir erkek için bu hayatta en önemli iki şey vardır. Birincisi işi, ikincisi eşi. Senin işin belli. Zamanı gelince konsorsiyumun başına geçeceksin. Ve bu zorlu işi başarırken yanında sana her zaman destek olacak güçlü bir eş lazım. Amca, sen bugün konsorsiyumda o yüzden mi arkamda durdun? Böyle bir şeyin olabileceğine nasıl inandınız? Elbette. Niye olmasın? Hadi babamla Mithat amca iş insanı. Onlar bu açıdan bakabilirler. Ama siz kadınsınız. Beni en iyi anlayacak sizsiniz. Benim gönlümdeki ismi biliyorsunuz. Nasıl inandınız böyle bir şeyin olabileceğine? Burak, artık saplandığın yerden çıkıp etrafına bakmanın zamanı geldi. Böylesi senin için çok daha iyi olacak. Saplandığım yer mi? Şebo, senin aşkı anlamanı beklemedim. Saygı göstermeni bekledim. Ben de babana saygı göstermeni bekliyorum. Misafirlerin yanında bu nasıl konuşma? Misafirlere hürmetimden böyle saygılı konuşuyorum babacığım. Yoksa beni biliyorsunuz, çok daha fena konuşurum. İyi akşamlar. Ben bir karar verdim, anlıyor musun? Ve bu karar hakkında söz sahibi olacak tek kişi bunu onayladı. Geri kalan herkes bu karara saygı göstermek zorunda. Ben sizi hayal dünyanızda yalnız bırakıp çıkıyorum. Burak! Fuat Bey. Fuat Beyciğim. Sakin olun bence. La, umduğumdan daha az tepki gösterdi. Zamanla yola gelecektir. Kusura bakmayın lütfen. Benim hayatımdaki en değerli varlık Derya. Eğer onu üzerse ben birlik milik tanımam. Onunla konuş. Olmayacaksa yol yakınken dönelim. Daha önce sorduğunda kolyemin benim için ne ifade ettiğini sana anlatamamıştım. Ama artık anlatmak istiyorum. Ben üniversitedeyken şarkı söylerdim. Hatta bir grubumuz vardı. Yani nostaljik şarkıların coverlarını yapardık. Bir gün okulda bir etkinlik düzenlendi.
Ben de sahneye çıkmak istedim. Ama babam tabii birçok şeye karşı çıktığı gibi buna da karşı çıktı. İzin vermedi. Ama annem, abilerim hep beni destekler. Her heyecanımda yanımda olmak isterlerdi. Biz de babamdan gizlice o konsere gittik. Yani o gece babamın yanımızda olmamasının sebebi onun karşı çıkmasına rağmen ondan gizlice bunu yapmamızdı. Ben annemin gözlerinin içine bakarak onun en sevdiği şarkıyı söylemiştim. O gece hayatımın en güzel, en özel gecesi olduğunu düşünüyordum. Sonra konser bitti, arabaya bindik, eve dönüyorduk. Ben hayatım boyunca hep bunun acısını yaşadım. Hep kendimi suçladım. Eğer babamdan bir şey saklarsam başıma bir felaket geleceğine inandım. Ama şimdi İstanbul'a döndüğümden beri hep ondan bir şey gizlemek zorunda kalıyorum. Kolyemi Fatih bulmuş. Düğün gecesi çıkan arbede de Burak'ın cebinden düşmüş. Ailemi kaybettiğim gece boynumdan çekilip alınan kolyemi senin kardeşini kaybettiğin yerde buldum bilirsin. Sen onun için istedin görüntüleri. Sadık'ın peşine bunun için düştün. Halide niye bana söylemedin? O kadar zor ki. Düşün ki sen Nihan'ın katili cezasını çektiğini düşünüyorsun. Ama yıllar sonra... Yıllar sonra seni şüpheye düşürecek bir şey buluyorsun. Ve o şey annenin sana çocukken taktığı, yıllar önce kaybettiğini zannettiğin senin için çok kıymetli bir yadigar. Ben bir tek benim yaşadıklarımın çok ağır olduğunu düşünüyordum. Sen bunca yıl nasıl göğüs gerdin? Kaçtım. Yüz seçmekten kaçtım. Kaçarsın unuturum zannettim. Ama insan kaderinden kaçamıyormuş. Bunları babanın bilmesi lazım. Ben emin olmadan ona hiçbir şey anlatamam. Halide Burak'ın cebinden düştü demedin mi? Emin olman için daha ne gerekiyor? Burak bugün bana kolyenin kendisinden düştüğünü söyledi. Kolyeyi de ailemin intikamını alırken aksoylardan birinin üzerinde bulmuş. Sen de buna inandın mı?
Neden şimdi açıklama gereği duymuş? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama emin olmanın tek yolu Behçet'i bulup onunla konuşmak. Ben ancak ondan sonra babama bu konuyu açabilirim. Tamam, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama ben senin bu yükle yaşamana razı değilim. Bu yükten kurtulman için üzerime ne düşüyorsa, elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Tamam. Geliyorum. Neredesin sen? Nereden alayım seni? Hoş geldin. Hoş buldum. Ya Derya, biz ne yapacağız bu meseleyi? Bu aileler kafayı yedi, ben sana diyeyim. Ya biz bunun önünü kesmezsek bu hikaye saçmalar. Ben senin gibi düşünmüyorum. Nasıl yani? Sen ne düşünüyorsun? Ben iyi bir çift olacağımızı düşünüyorum. Ha. Derya. Sen benim kim sevdiğimi biliyorsun, değil mi? Burak, ben senin Halide'yi sevdiğine inanmıyorum. Seni reddettiği için onu bu kadar kafana taktın. Bugün sana evet dese, iki gün sonra senin gözünde hiçbir kıymeti kalmaz. Tamam. Meseleye senin hesabınla bakalım. Şimdi sen bana hemen evet diyorsun. O zaman senin ne kıymetin kaldı? Benimle birlikte olursan benim ne kadar kıymetli olduğumu o zaman anlarsın. Derya. Bak, sen çok güzel bir kızsın. Eminim senin kıymetini anlayacak benden çok daha kıymetli insanlar vardır. Ben bir kişi için yaşıyorum. O da Halide. Başka türlü düşünmek ikimizi de üzer. Senin kafandan Halide'yi atacak tek bir kadın var, o da benim. Aksini düşünme, sen üzülürsün. Sen bu gerçekle yüzleşmeye hazır olduğun zaman geri gel, tamam mı? Bekliyorum ben seni. Söyle. Abi hazırız. Bekleyin beni. Geliyorum.
Bir ihtiyacınız var mı? Yemek yediniz mi? Yedik abi. Yedik abi. İhtiyaçlarınızı bile nöbetleşe gidereceksiniz. Burayı boş bırakmayın. Tamam abi. Gözünüzü dört açın. Tamam abi. Hazırız abi. Mahmut sen misin oğlum? Benim abi. Nasıl, hesaplar tamam mı? Tamam abi. Hata istemiyorum Mahmut. Tek hakkım var. İkinci de ben sıkarım sana. Sessizce halledin. Tamam abi. Hazır mısınız beyler? Hadi. Hadi görürüm sizi. Hadi. Fiko, bunları filmlerde göremezsin. Hadi oğlum. Hadi göreyim sizi. Oturdun mu Fiko? Tam yediğim abi. Bu kayanlar yıldız değil Fiko. Ayıktırayım. Vinç çıkıyor mu? Aldım abi. Vinç, vinç. He? Aldım abi. Bir de vinç de beni tek al. Çekeyim abi. Çuvalı da al, çuvalı da al. Al abi. Abi nereden geliyor aklına böyle manyaklıklar? Oğlum farklı ifade biçimleri bulmak bir sanatçı içgüdüsüdür. Bre, bre, bre. Okuyun, okuyun. Biraz kitap okuyun. Vay, 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 vay. Neydi o Sırp'ın adı? Mihail. O adamı yaz bir kenara. İyi mal çıkarmış. Ne yapsak? Biz de mi bundan sonra ondan alışveriş yapsak, ha? Olabilir. Kaldırın bunları depoya götürün. Yarın Salman'ın karşısında Haşmetli Ali Rıza rezil olunca sevkiyatı bunlarla yapacağız. Bir şey diyeyim mi? Salman yarın sandıkları açtığında oyuncakları görünce Ali Rıza'nın yüzünü görmeyi çok isterim ya. Yarına kadar sabret Fiko. Yarına kadar sabret.
Bugün şanslıyız. Gökten tepemize silah yağıyor. Yarın yanımda olacaksın, değil mi? Bundan sonra hep yanımda olacağım. İyi geceler. İyi geceler. Karnım çok aç. Muhlama yapalım mı? Soranım yok, yolum yok, yordamım yok. Bir çıkmaz sevdalıyım, çekip vuranım yok. Günüm yok, güneşim yok, uykum yok, düşlerim yok. Kın olmuş susuyorum, bir tek sırdaşım. Çektiğim acıların demindeyim bu akşam. Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Sevdadayım, çekip vuranım yok. Günüm yok, güneşim yok. Uykum yok, düşlerim yok. Kın olmuş susuyorum, bir tek sırdaşım yok. Çektiğim acıları demindeyim bu akşam. Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı,
Her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Şuradaki mavi kapılı ev. İstediğimi getirdin mi? Fazlasını getirdim. Önce Behçet'in yeri. Benden duyduğunuzu öğrenirse beni yaşatmaz. Merak etme, kimse bilmeyecek. Kamil'in yeri diye bir batakhane. Adresi kağıtta yazıyor. Sen önce ben mi gidip güvenli olduğundan emin olayım? Ben senin yanında güvende olurum. Beraber gidelim. Günaydın herkese, afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Uzat dayının bardağını. Yok abla, hiç şey yapma, çıkacağım, ben işim var. Yok ya şey, yok, durağa gideceğim. Taksiyi teslim almam lazım o yüzden. Aferin kayınço. Vallahi ben senin abin gibi o yolun yolcusu olacağını sanıyordum. Maşallah bak, işini buldum. Kasım. Aferin oğlum. Enişte, yangına körükle gitmeyelim istersen. Tamam, hadi afiyet olsun size. Görüşürüz. Mert bekle oğlum, bekle. Ne oldu ya? Böreği durağa götür. Oradakiler seviyor. Tamam. Ne? Özellikle sevmesini istediğim bir isim var mı? Ben ona göre götüreyim mi o yüzden? Ferit abi seviyor dayı. Özlemiştir anneannemin böreklerini. Sevzeklik etmeyin. Götür işte, kim seviyorsa yesin. Yer canım, bayıla bayıla yer. Yemeyeyim misin? Behçet'e bakmıştık. Kim? Kamile. Abi, birileri seni soruyor. Kim aldı lan bunları içeri? Paketleyin çabuk. Ayıza! Ayıza! Kaçıyor!
Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ben Haşmet Gürkan'ın kızıyım. Korkma, sadece konuşmaya geldik. Ben ne biliyorsam anlattım. Tamam işte. Bir de bize anlat diye geldik. Anlat. Bakın. Ben bildiklerimi bir kere anlattım. Hayatım kaydı. Şimdi siz benden ne duymak istiyorsunuz? Ne anlatayım? Ailemi. Kim öldürdü? Olayla benim bir alakam yok. Ben orada değildim. Tamam. Senin aileni? Sinan, Cengiz ve Nusret öldürdü. Ama ben bu isimleri zaten Fuat Ersoylu'ya verdim. Bak, bize yalan söylemek zorunda değilsin. Yalan söylemiyorum. Haşmet Ağa'nın intikamını almak için Aksoyların hepsini öldüreceğini biliyordum. Ben de gidip her şeyi Fuat Ersoylu'ya anlattım. Madem Aksoyları satacaktın, niye Haşmet Gürkan'ı değil de Fuat'ı öptün? Korkumdan. Recep abi beni dinlemedi. Başından büyük işler yaptı. Haşmet Ağa da onların hepsini öldürdü. Sonra ben Haşmet Ağa'ya gitseydim, ailesinin acısı yüzünden benim de canımı alırdı. Ben de gidip Fuat Ersoylu'ya sığındım. Her şeyi anlattım. Kolyeyi daha önce gördün mü? Hatırladım. Recep abinin büyük oğlu Nusret. Elinde sallaya sallaya hava atıyordu. Zaten onların o fütursuz davranışları yüzünden Fuat Ersoylu'ya sığındım. Bak. Eğer bu söylediklerin en ufak bir yanlış varsa şimdi söyle. Affederim. Ama sonra öğrenirsem gelir kafana sıkarım. Anlattığım her şey doğru. Eğer yalan söylüyorsam gelin kafama sıkın. İyi misin? Hadi gidelim, gel. Gel gidelim. Gel. Müthiş. İnanılmaz güzel oynadı lan Behçet. Ben bile inandım. Helal. Sen oyuncu olmayı falan düşündün mü? Ben birkaç yapımcı tanıyorum. Arayayım, sana dizilerde rol versinler. He? Abi bırak, dalga geçme alalım seversen ya. Abi bak ne diyorum biliyor musun? He. Bu İstanbul bayağı bir yordu beni. Böyle şehir dışına falan çıkayım ben. Sessiz, sakin bir hayat süreyim. Yoruldum diyorsun ha? Aynen. E tamam. Ben seni göndereyim sessiz, sakin bir yere. Abi. Ben ne istediyseni yaptım. Benden daha ne istiyorsun? Ulan zaten fazladan 8 sene yaşamışsın. Hakem maçı bitirmiş. Sen hala ne oynuyorsun? Ulan insaf ya. Oğlum annem bunları abim gizliden yesin diye gönderdi. İnsan bir tane bırakır ya.
Vallahi kardeş, bir çiçekle bahar olmaz. Bir dilimle de karın doymaz. Haksız mıyım? Vallahi kabahat Rukiye Hanım'ın. Böyle güzel yapılmaz. Hasta etti bizi. Müptelası olduk anacak diye. Anam çok. Kaç tane yedin sen? Beş yedim ama bir beş daha yerim baba. Abi nedir bu ya? Afiyet olsun beyler. Eyvallah. Gel beraber gel olsun diyeceğim de bu yamyamlar hepsini sildi süpürdü. Gel aslanım, hoş geldin. Yarasın kardeşlerime. Tokun ben. Al abi, ben kendime koyarım bir tane daha. Sağ ol Mert. Ne yaptınız? Emanetleri sahibine teslim ettiniz mi? Sabri başında haber bekliyoruz. Abi çok bahsetmiyorsun ama benim gördüğüm dün akşam işleri iyice büyüttük ha sanki. Şimdi her zamankinden daha dikkatli olmamız lazım Fatih. Büyük başın derdi de büyük olur. Pardon, sıra kimde acaba? Ramço, bende miydi sıra? Oğlum sende tabii. Ne? Oğlum hadi müşteri bekliyor. Oğlum ne baba? Anlaşıldı abi. Siz taksicilik yapmayacak kadar büyümüşsünüz. Hanımefendi sıra bende, buyurun. Kim ki acaba? Ben bakarım. Sen iki tane orta kahve yap kızım. Hoş geldin Muzaffer. Hoş bulduk yenge. Geldim Muzaffer amcam. Nasılsın Emineciğim? Nasıl olalım işte. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Evet yenge, sıkıntı nedir? Bunu bana sen mi soruyorsun Muzaffer? Ali Rıza'nın amcası sayılırsın. Yeğene böyle mi sahip çıkıyorsun? Sahip çıkmadığımı nereden biliyorsun yenge? Yaptığı işlerden. Ali Rıza Haşmet Gürkan'ın sağ kolu olmuş. Karanlık işlere bulaşmış, yüreğim acıyor. Ali Rıza mafyaya özenecek çocuk değil. Bu yola girdiyse ya intikam almak için ya da hesap sormak için. Ben intikam filan istemiyorum. Ona engel ol. Nasıl? Nasıl engel olayım yenge? Senin sözünü dinlemeyen adam benim sözümle yolundan döner mi hiç? Senin elin kolun uzun. Gerekirse tutuklat. En azından yerini bilir, ziyaret ederim. Ali Rıza askerdeyken onu ziyarete gitmiştin, hatırlıyor musun? Operasyona çıkacak diye çok endişeleniyordun ama gurur da duyuyordun. O vatani göreviydi. Tabii ki gurur duyuyordum. Allah'tan başına bir şey gelmedi. Gelseydi de şehit oldu der, avunurduk. Bu da millet görevi. Aslanım, bu bana bıraktığın para var ya, emanet Sadi'den kalan. Yüklü miktar. Yani onu nereye koyacağım, nasıl saklayacağım bilemedim. Bir de ben alışkın değilim, tedirgin oluyorum. Bu Halide'ye götürdüğün mahalle var ya. Hı. Orada çok fakir fukara var. Üstü başı olmayan çok çocuk var Hasan abi. Kalbimiz aynı. Ben de mahalleyi gördüğümde içim parçalanmıştı. Paranın bir kısmını çocuklara ayırayım. Kalanı da mahallede dağıtırım diye düşündüm. Tamam abi. Sen ne kadar nereye ayarlayacağını bilirsin. Eyvallah. Ama bunların ne işi var mahallede? Bu şekli bozuk, faydasız niye geldi buraya? Geldi gene bu deli. Al bunları, seversen yangın tüpürü çıkar abi. Yangın tüpürü çıkar sakin Fatih. Sakin ol lan, sakin ol. Fatih, Mert. Günaydın esnaf kardeşler. Ne haber ortağım? Ne işin var burada? Aa, ne demek ne işim var? Biz beraber çalışmıyor muyuz? Ortak değil miyiz? Ha? Artık mesai arkadaşıyız. Ne demek ne işim var? Burası güzelmiş. Değil mi Fiko?
Bak, sıcak, sade, deniz kenarı, stresten uzak. Biz o plazalara tıkıldık kaldık be. Deniz kenarı problemli be abi. Sonra denizden gelip sıkıyorlar. Ama öldürmüyor. Bak, asıl ne öldürüyor biliyor musun? Stres. Stres öldürür. Tabii. Gerginlik insanı yıpratır. Atarlı olmak falan. Bunlar insanın başına iş açar. Ne istiyorsun? Çay. Çay olur, çay. Fiko. Çay. Ne? Sevmedin mi? Ne istiyorsun? White chocolate mı istiyorsun burada? Ha? Var mı sizde öyle kokteyller? Var, var. Tam sana göre bir kokteylim var. Molotov kokteyli. Vereyim mi? Ha? Ali Rıza, bu nedir ya? Bu nasıl bir boş konuşmadır ya? Ya sen artık Devler Ligi'ndesin. Hı? Bak bu kadroyla zor. Gruplardan çıkamazsın. Senin artık daha tertipli, daha ağır adamlarla gezmen lazım. Böyle olmaz. Kimin, nerede, ne zaman konuşacağını bunlara öğretmen lazım. Onlar kiminle nasıl konuşacağını çok iyi bilirler. Bak mesela tanıştırayım. Kardeşim Mert. Senin çakal Faik'le nasıl konuşmuştuğunu öğrendin. Mert, memnun oldum. Ben abinin ortağıyım. Sen akıllı bir çocuksun. Burada böyle boş vakit geçireceğine benim yanıma gelebilirsin. Eğer çalışmak istersen bizim legal işlerimiz de var. Sana kapım her zaman açık. Gireceğim ben o kapıdan içeri, az kaldı. Mert. Bu da atarlı. Genetik mi? Abi bunlar sabahtan akşama kadar direksiyon sallıyorlar ya. Stres bunlarda bir yerde sıkışıp kalmıştır. Haklısın. Sakin ol. Sen bizim sabrımızın imtihanı mısın lan? Hı? Yeter milleti şişirdin. Konuş. Fiko. Kim konuşuyor? Şu bey sanırım ya. Aa, bey amca. Kusura bakma. Bıyıktan ağzı göremedim. Yaklaş. Az teşriki vesaire et, görürsün. Aa, siz. Kara Hasan. Saygılar. Görüşmek üzere. Yeter mi Fiko? Tadında abi. Bence de. Güldük eğlendik. İş zamanı iş. Tırlar hazır. Mallar da hazırsa Salman Ağa görecek. Kararını verecek. Ondan sonra da sevkiyat başlayacak. Seni almaya geldim. Hadi. Bir daha beni almaya gelme. Haber ver, ben gelirim. Dükkan size emanet çocuklar. Tamam usta. Hadi kolay gelsin. Ali Rıza geldi mi Sabri? Yollar abi, geliyorlar. Ali Rıza gelene kadar Salman Ağa'ya bir kahve ikram edelim ha. Hay maşallah Haşmet Ağa. Bu kadar kısa sürede silahları nasıl buldunuz? Ali Rıza Sadi'yi bitirmeden evvel bağlantılarını çözmüş. Silahları o temin etti. Ben ne Sadi'deyim,
ne Ali Rıza'da. Silahları teslim edelim, canımızı kurtaralım. Aha. Tek derdim bu. Doğrudur. Sabri, kahveleri söyledim. Oluyor abi. Geldiler. Salmanım, Salmanım. Yumba Said, Salmanım. Haşmet ağam, ben bunu sevkiyattan sevkiyata görüyorum. Ona bile tahammül edemiyorum. Sen buna sürekli nasıl katlanıyorsun? Hiç sorma. Rahmetlik dedesi de mezarında ters dönüyordur herhalde. Selamun aleyküm. Ve aleyküm esselam. Ağam, ortağımla tanıştın mı? Sana bu kısa sürede bu kadar yüklü silah bizzat kendisi ayarladı. Çok meziyetlidir ha. Silahları görelim. Memnuniyetimizi ondan sonra şahsına ifade ederiz. Buyurun bu tarafa. Sevkiyat için tırlar hazır değil mi Burak? Bu akşam malları göndermemiz lazım. Yoksa başımız belaya girer. Ağam, bir kere gecikme oldu diye her defasında olacak bir durum yok. Sen şu mallara bir bak, kalite kontrolünü yap. Memnuniyetini bize göster. Ondan sonra gerisi bende. Sen rahat ol. Haşmet ağa, eğer bu bir şakaysa ben buna güler geçerim. Ancak benim çalıştığım adamlarla şaka olmaz. Ne oldu Salman ağa? Kalitesini mi beğenmedin? Adam sana kısacık sürede 4 parti mal bulmuş, sen kalitesine mi bakıyorsun? Yok Burak, kalitesinde bir sıkıntı yok. Özellikle oyuncak olarak gayet kaliteli. Sabri, bu nasıl iş? Ben seni buraya bostan korkuluğu diye mi diktim? Ağam, buraya kimse girmedi. Ben de anlamadım. Ali Rıza'ydı değil mi? Şimdi sen gidiyorsun, abdestini alıyorsun, duanı ediyorsun, sevdiklerine vedalaşıyorsun. Senin adının yazılacağı tek yer mezar taşı.